Elif abla, ne düşünüyorsun? Yusuf amcana nasıl yardım edeceğimi hala bilmiyorum. Hani okulda kalmış yapmışsınız ya, yine öyle bir şey yapsak? Hayır, olmaz İnce. O okulun kütüphanesi içinde. Hem aynı zorlukları bir daha yapamayız ki. Sanki bunlar da yetmez. Evet, bize daha çok para lazım. Ya oyuncaklarımızı satalım? Sınıfı kurtarmaya yetmez ki hiçbiri. Aferin benim akıllı torunuma. Bak, bu yaşta bir altın bileziğin oldu. Nasıl yani? İnsanların çalışıp para kazanabilecekleri meziyetlerine altın bilezik denir. Kimisi resim yaparak kazanır parasını, kimisi de böyle enstrüman çalarak. Canım, bir tane. Oh, güzel kızım benim, güzel kızım benim. İnce vurdun galiba. Ne buldun? Yusuf amcaya nasıl yardımcı olacağımızı biliyorum. Keman çalarak para kazanacağız. Ya nasıl yani? Hani babaannem geçen gün altın bilezikten bahsetmişti ya. Hı hı. İşte bu keman benim altın bileziğim olduğuna göre onunla konser verip para kazanabilirim. Sen de bana yardım edersin. Aa, süper, şimdi dediğimiz film gibi mi? Hani çocuklar sokakta şarkı söylüyorlardı. İnsanlar da o kadar biliyordu ki bir sürü para veriyorlardı. Evet İnce, aynı o filmdeki gibi. Sen çalarsın, ben de şarkı söylerim. Hatta dans bile ederim. Yok, ne olacak ki? Bence çok eğlenceli. Böylece kısa zamanda istediğimiz parayı toplar, Safi ipotekten kurtarırız. Yusuf amca da çok sevinir. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yani dur, bir şey diksin, dur, dur. Hem yarın cumartesi, okulum da yok. Hemen yarın para kazanmaya başlarız.